Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Bu sefer neyse ki nispeten kısa bir süre sonra. Yani ne zamandı? Perşembe galiba en son yayın yaptığımda. Geçen haftadan bu yana bir takım gelişmeler oldu. Geçen hafta bunları zaten konuşmuştuk. 5 Haziran tutulmasının özelliklerini anlatmıştım. 5 Haziran tutulması ile ilgili en önemli şeylerin Türkiye için en önemli şeylerin Türkiye'nin sağlık alanında ve askeri alanda olduğunu söylemiştim. Buradaki kıpırdanmaları artık görmeye başladık ama bunlar dediğim gibi beklenen şeylerdi. Beklenmeyen şeyler değildi. Şimdi biraz bunun devamını konuşalım istiyorum. Vaka sayısı gittikçe artıyor ve bu artmaya da devam edecek ve bütün dünyada bu arada bu artışı görüyoruz. Şöyle göstereyim ne demek istediğimi. Worldometer diye bir yer var. Oradan takip ediyorum ben bütün dünyadaki vaka artışını, koronadaki vaka artışını. Günlük vaka artış hızı, yani ivme diye tabir ettiğimiz şey fizikteki, yani bir şeyin hızı değil de hızının hızı. Bu gösterge ve dünyadaki vaka sayısı Mart ayı civarında, Mart ve Nisan ayı civarında şöyle bir eğimde yükseliyordu bütün dünyada. Şöyle bir eğimde yükseliyordu. Bu Mayıs ayında şuraya dönüşmüştü. Yani vaka artış hızı azalmaya başlamıştı. Şu anda yavaş yavaş tekrar buraya doğru gidiyoruz. Bütün dünyada vaka artışında. Şimdi Astrovole'yi beni takip edenler bilir ki esas konuşacağımız şey bizim bu olamaz. Yani arka plandaki meseleyi biz esas konuşmak isteriz her zaman. Astrolojik göstergelerde dahil olmak üzere. Yani astrolojik göstergelerin bizzat kendisini değil de arkada bize ne anlattığını ve insanın aslında ne yapması gerektiğini konuşmak isteriz. Şimdi bu doğrultuda ben 21 Haziran tutulması, 18 Haziran'da başlayacak Merkür Retrosu ve artık ciddi şekilde dikkate almamız gereken, her ne kadar 6 ay uzaktaymış gibi görünse de 21 Aralık'taki Jüpiter-Satürn kavuşumu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bunlarla ilgili teknik detaylara girmeyeceğim. Yani teknik olarak bunları detaylandırmaya gerek yok. Zaten çok teknik konuşursak Japonca gibi, Çince gibi olur, anlaşılmaz. Bizim buralardan ne anlamamız gerektiğini en temel unsurlarıyla anlatmaya çalışacağım. Geride bıraktığımız yaklaşık 6 aylık periyod içerisinde, yani 2020'nin ilk yarısında korona salgınıyla alakalı yaşadığımız deneyim bize bundan sonra ne yapmamız gerektiğini anlatmalı. Yani nereye doğru organize olmamız gerektiğini anlatmalı bize. Burada bu arada birisi kaydedin demiş. Bunları şu anda IG, yani Instagram TV'nin şeyine kaydediyorum. Yani Astrovole profilinde bunu görebilirsiniz. Eğer beni canlı yayında gördüğünüz videolar sonradan göremiyorsanız bu unutulmuş değildir. Başka nedenlerle kayıt altına alınmamış demektir. Örneğin, yani soran oldu, o yüzden bu parantezi açıp anlatayım. Geçen hafta bir şirkette bir eğitim yaptım. Eğitim konuşma programı. Bu şirketin kendi isteğiyle bunun bir kısmını Instagram'da canlı yayına açtılar. Ama hani bu onların satın aldığı bir şeydi. Daha sonra da o yayını herhangi başka bir yerde tutmadılar. Yani canlı yayın kaçırmıyorsunuz aslında. Yani kaçırdıklarınız zaten kamuya açık yapılmamış olan şeyler. Konuya dönüyorum. Bizim şunu konuşmamız gerekiyor. En çok altını çizmemiz gereken yer bütün bu konularda şurası. Hani 21 Haziran Güneş tutulması olacak, tamam. 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu olacak Kova'da, çok önemli, evet. Şimdi Merkür Retrosu başlıyor. Çok kafa karıştırıcı bir gündeme giriyoruz. Yani önümüzdeki bir ay ne yaptığımızı bilerek yapmakta zorlanacağımız bir zaman dilimi. Ama
Benim esas anlatmak istediğim ve bütün bunlardan bir ders olarak çıkartmamız gereken ve dikkatimizi vermemiz gereken yeri ben söylemek istiyorum. Korona virüsü ve bununla ortaya çıkan salgında bizim insanlık olarak ne kadar geri kaldığımız, hiçbir gelişme gösteremediğimiz, yarattığımız, ürettiğimiz teknolojinin hiçbir işe yaramadığını gördük. Bunu gözler önüne serdi. Burada kastettiğim sadece bilimsel nitelikli bilgi üzerinden salgın hastalığa çareyi bulamamış olmamız değil. Sadece bundan bahsetmiyorum. Yani bir tarafta elimizdeki bilimi bu hastalığı çözebilmek için kullanamamışlığımız var. O cepte duruyor. Ama bu astrolojinin işi değil. Yani astrolojik bakış açısıyla anlatılacak kısmı bu değil. Astrolojik bakış açısıyla anlatılacak kısmı şu. Biz her ne kadar Mars'a gitmeye çalışırsak çalışalım, her ne kadar daha 2 hafta önce aman da uzaya çıktık diye sevinirsek sevinelim, biz şöyle bir gerçekle karşılaştık. Bütün dünyayı kasıp kavuran bir salgın hastalığın karşısında insanların evde oturması gerektiğine karar verdiğimiz bilim kurullarının, doktorların, tıp mensuplarının evde oturursak vakit kazanırız, insanlar evinden çıkmazsa bu işi daha kolay çözeceğiz dedikleri bir salgın hastalıkta dünyanın hiçbir yerinde insanları evde oturtacak bir insan organizasyonunu başaramadığımızı gördük. Buna ne Amerika dayanabildi, ne Türkiye dayanabildi, ancak Avrupa merkezli bir iki ülke buna dayanabildi. Fransa ve Almanya bu işin başını çekti. Ama onlar da dünyanın gidişatına uyarak önlemlerini gevşetmek durumunda kaldılar. Şimdi bizim burada göreceğimiz hani 21 Haziran tutulması ve 18 Haziran'da başlayacak Merkür Retrosu yine nispeten hani artı eksi 1 ay 3 ay gibi kısa zaman dilimlerini bize gösteriyor. Fakat beni burada esas endişelendiren gösterge 21 Aralık Jüpiter-Satürn kavuşumu. Çünkü 2 Aralık 2019'da Astrovoli'nin hesabında şöyle bir şey yazmıştım. Demiştim ki zaten bir süredir, 2 yıldır, 2,5 yıldır Satürn Oğlak'ta seyrini sürdürürken son derece Satürn'ün hakimiyetinde bir ortamdaydık. Ancak bütün bir 2019 yılı boyunca yönetici olduğu yayda seyrini sürdüren Jüpiter tabiri caizse bizi Satürn'ün anlattığı bir takım olumsuzluklardan, sertliklerden ve sıkıntılardan korur gibiydi. Yani astrolojide biz Jüpiter'in koruyucu bir unsur olduğunu söyleriz. Jüpiter yayda kendi evinde veya balıkta olsaydı da aynı şey olurdu. Jüpiter yayda kendi evinde bizi Satürn'ün bizim önümüze koyduğu bir takım olumsuz senaryolara karşı koruyordu ve bir tampon görevi görüyordu. 2 Aralık 2019'da bu geçiş yaparken Jüpiter yaydan Oğlak'a geçerken demiştim ki artık bizi koruyan Jüpiter'de Oğlak'ta Satürn'le el ele hareket ediyor olacak ve bizi Satürn'ün bize anlattığı senaryolardan bizi artık korumuyor olacak. Zaten nitekim Aralık ayından itibaren 2020 ile de beraber dünyanın başına neredeyse gelmedik kalmadı farkındaysanız. Bunun astrolojik göstergesi Oğlak'taki Satürn'ün seyrini sürdürmesi ve onun yanına Jüpiter'in eklenmesiydi. Yani büyük ölçekli transitlerden bahsediyoruz. Daha sonra Satürn'ün kovaya geçişiyle birlikte yine kendisi yönetici olduğu bütün gücünü büyük bir şekilde gösterebildiği bir seyre başladı kovaya geçtikten sonra. Ve Jüpiter'de Oğlak'ta olduğu için ortaya bir hayli güçlü bir Satürn kompozisyonu çıkmış oldu. Şimdi bu Satürn kompozisyonu 2,5 yıl, 3 yıl daha devam edecek. Fakat buradaki en büyük sıkıntı Jüpiter'in de buna eşlik etmesi ve Jüpiter'in 2021 yılında da buna eşlik edecek olması. Ve bunun başlangıcı, yani bir sonraki dönemin başlangıcı 21 Aralık'taki Jüpiter-Satürn'ün kovada kavuşmasıyla olacak. Bunun Türkçesi şu, biz buradan şunu anlamalıyız. Eğer biz
geriye dönük 3 ay içerisinde başaramadığımız insan organizasyonunu bu şekilde başaramamayı sürdürürsek, yani doktorların, tıp mensuplarının bize insanları evde tutalım, bu bizim için çok önemli, bulaşıcılık çok yüksek, bunu en azından zamana yaymış oluruz, İnsanlar evlerinde oturursa daha az acıyla, daha az hastalıkla bu işi tamamlayabiliriz demelerine rağmen devletlerin ve insan organizasyonunun evde oturan insanlara günde 3 öğün yemeği verememiş olması, işlerin devam etme mecburiyetinin bir baskı olarak ortaya çıkması bizim insanlar olarak organizasyonumuzun ne kadar bozuk olduğunu bize gösterdi dünyanın her yerinde. Biz eğer bunu sürdürebilir olsaydık, geçtim bir yılı iki yılı, biz bunu 6 ay sürdürebilseydik, yani aşağı yukarı Şubat'tan Mart'tan başlatıp sonbahara kadar 6 ay sürdürebilseydik, bakın astrolojik açıdan konuşuyorum, bilimsel açıdan değil, astrolojik göstergeler ve ezoterik arka plan, hermetik prensipler açısından konuşuyorum. Biz bunu 6 ay sürdürebilseydik bütün dünyada, bu problem sona erecekti. Ve bu tür senaryolardan muaf olacaktık insanlık olarak. Burada dikkatinizi çekmek istediğim, bunu daha kolay anlayabilmemiz için dikkatinizi çekmek istediğim bir unsur, nasıl oluyor da gökyüzü görüntülerinden böyle şeyler söylüyoruz kısmı. Astrolojide ve genel manada hermetik prensiplerde dikkate almamız gereken unsurlardan bir tanesi şu. Nasıl ki tek bir insanın doğum haritasına bakıyoruz, benzer şekilde gökyüzüne baktığımızda bütün dünyadaki bütün insanlığın haritasına bakmış gibi oluyoruz. Yani astroloji sadece tek bir insanın doğum haritası ve buna bağlı tekamül özellikleri ve buna bağlı hermetik prensipler doğrultusunda nereden nereye gittiğiyle alakalı değil sadece. Aynı zamanda ülkelerin, o ülkede yaşayan nüfusun, mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin haritası, bu ülkede yaşayan en azından resmi kayıtlara göre 83 milyon insanın toplu tekamülüyle ilgili göstergeleri olan harita. Buna benzer şekilde transit gökyüzü ve orada olup bitecekler ve oradaki göstergeler dünya üzerinde yaşayan 8 milyara, sayımız artık 8 milyara yaklaşıyor. 8 milyara yakın insanın toplu tekamülü, yani toplu tekamülden kastettiğim şey şu. Sanki 8 milyara yakın insan tek kişiymiş gibi o transitlere bakıyoruz. Yani böyle bakmalıyız. Böyle baktığımızda ortaya çıkan şey kendi iç organizasyonumuzun bozukluğu. Ve kendi iç organizasyonumuzun bozukluğu nedeniyle korona gibi bir pandemiyle, korona gibi bir salgınla başa çıkamıyor oluşumuz. Astrolojik olarak buradan bizim bir ders çıkartmamız gerekiyor. Çünkü biz geliştiğimizi iddia eden, teknolojimizin ileri olduğunu iddia eden bir topluluğuz bütün dünyadaki insanlar olarak. Kendi kendimize diyoruz ki yani işte uzay çağındayız, Mars'ta bir takım araştırmalar yapıyoruz. İşte Ay'a gittik geldik, uzaya daha yeni çıktık, çok sevindik. Niye sevindik bilmiyorum, sanki ilk defa uzaya çıkıyormuş gibi. Ama son tahlilde şunu söylemeye çalışıyorum. Teknolojimiz yüksek diye kendimizi gelişmiş sayıyoruz ama doktorlar, bilim insanları bu insanların evde oturup dışarı çıkmaması gerekiyor dediğinde biz insanlık olarak bunu başaramıyorsak bu gelişmişlik iddiasından vazgeçmemiz gerekiyor. Geliştiğimiz falan yok. Çünkü biz dünya toplumları olarak pandemi salgın sürecinde birbirimize hastalık bulaştırmamak üzere evde otururken şunun garantisini verememiş bir ilkellik seviyesindeyiz. Herkes evde otursun, borç harç hiçbir şey yok, kira yok, o yok, bu yok, barınmayı ve yiyeceği devlet sağlayacak, siz de biraz ihtiyaçlarınızdan kısacaksınız. Bu işin periyodu şöyle 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 olacak, 3 ay böyle yapacağız, onu takip eden 3 ay şöyle yapacağız falan gibi bir şeyi ortaya koyamayacak ilkellikte olduğumuz çıktı ortaya bütün dünya olarak. Şimdi 21 Aralık Jüpiter Satürn Kova burcunun 0. derecesinde bu türden bir kavuşum da insanlığa karşı bu türden uyarıların şiddetleneceğini bence anlatıyor. Yani daha fazla Satürnyen, daha fazla Satürn tarzı zor öğretmen olaylarıyla karşı karşıya kalacağımızı bize söylüyor. Bu ışıkla baktığımızda
işte efendim korona aşısıymış, ondan sonra ilacı bulunacakmış falan. Daha bugün yanlış bilmiyorsam, teyit de etmedim ama bizim de kullandığımız, Amerika'da da kullanılan, virüse karşı kullanılan ilacın FDA onayını geri çekti. Şimdi bu olaylar astroloji ışığıyla, astrolojik perspektifle baktığınızda normal günlük yaşamdaki neden-sonuç ilişkisiyle ilerlemez. Çünkü burası bir tiyatrodur. Burası gerçekliğin kendisi değildir. Ve burasının insanların ve topluca insanlığın tekamülüyle ilgili bir takım senaryoların karşımıza çıkartılması için vardır. Dolayısıyla bu tür senaryolar çerçevesinde karşılaştığımız tablo da bunu gösteriyor bize. Ve şu anda bizzat tutulma aralığında oluşumuz ve bununla beraber 18 Haziran'dan itibaren 3 haftalığına Merkür Retrosu'na girecek olmamız da kafa karışıklığının artacağını, bu konuda yanlış haberlerin çoğalacağını bize anlatıyor. Şimdi özellikle beni yakından takip edenlerden ben şunu sormalarını beklerim. Bana sorun, deyin ki ya arkadaş, sen astroloji anlatırken hep dersin ki gökyüzündeki transitler herkesi aynı şekilde etkilemez. Ama şimdi diyorsun ki 18 Haziran'da Merkür Retrosu başlayacak. Kafamız karışacak. Bu nasıl bir iş? Bunu izah edeyim birazcık size. Benim genelde astroloji anlayışıma göre ve eski astroloji de böyleydi. Yani Helenistik astroloji böyleydi. Eski Hint astrolojisi böyleydi. Klasik astroloji böyleydi. Gökyüzü hareketleri kendi başına tek bir insan için bir şey ifade etmez. Yani herkesi aynı şekilde etkilemeyeceği gibi tek tek insanların doğum haritasına bakılıp yorumlanmadıkça o transitle ilgili bir şey söyleyemezsiniz. Ama şimdi Merkür Retrosu özelinde böyle bir şey söylüyorum. Bunun nedeni şu: diğer gök cisimlerinin haricinde bir istisna olarak ortaya çıkıyor Merkür Retrosu karşımıza ve bu istisnada Merkür diğer gök cisimlerinden bağımsız olarak hepimizi çok benzer şekillerde etkiliyor. Bu etkinin nereden kaynaklandığı biraz meçhul olmakla birlikte zaman içerisinde ben burada iki tane ana sebep görüyorum arka planda. Bir tanesi 7 gök cismi, astrolojide kullandığımız 7 gök cisminin içerisinde Merkür bizzat insanı ve insanlığı kendi başına temsil ediyor. Dolayısıyla Merkür'le ilgili yaşadıklarımız, Merkür'ün hareketleri, Merkür'ün göstergeleri sanki tek bir insanın haritasına bakıyormuşuzcasına bütün insanı ve insanlığı anlatır gibi hareket ediyor. Bir sebebi bu. Bir diğer sebebi, dikkat ederseniz Merkür retrolarında ortaya çıkan sıkıntılar yıldan yıla şiddetleniyor. Bunun insan yaratıcılığıyla çok büyük alakası var. İnsandaki yaratıcı güç Merkür Retrosu'na bu zorlukları her atfettiğinde Merkür Retrosu'ndaki zorluklar büyüyor. Bunu da görmemiz lazım. Bu çekim yasasıyla alakalı bir şey. Her insanda var olan yaratıcı güç, o insanlar onu bilseler de bilmeseler de var olan o yaratıcı güçle alakalı. Bu iki unsurdan ötürü Merkür Retroları hepimizi birbirine çok benzer bir şekilde etkiliyor. Ve Merkür aynı zamanda aklın kalitesi, iletişim gibi konuları da içerdiğinden ve şu anda bizim için enformasyon, bilgi alışverişi çok önemli olduğundan çok büyük olasılıkla şu anda 18 Haziran'la birlikte yaşayacağımız Merkür Retrosu çok büyük olasılıkla ülkelerin alacağı yanlış kararlar, otoritelerin alacağı yanlış kararlar, yanlış tedavi süreçleri, yanlış teşhisler, bir türlü karar verilemeyecek prosedürler, yordamlar anlamına geliyor. Ne zaman sona erecek bu gösterge? 18 Haziran artı bir ay gibi düşünelim. Yani Temmuz'un son 10 gününde ancak bunların sona ereceğini, başka bir düzleme geçeceğimizi, Merkür Retrosu özelinde söylüyorum bunu. Bu şekilde söyleyebiliriz. Diğer mesele benim gözümde daha önemli. Yani 21 Aralık Jüpiter-Satürn kavuşumu, Kova Burcu'nun başlangıcında. Şimdi Kova bizim için kalabalıkları ifade ediyor. Halkı, avamı ifade ediyor. Zaten biz Türkiye olarak 5 Haziran tutulmasında işçi ve memur kesimini anlatan, aynı zamanda sağlığı ve askeri alanı anlatan 6. evde bir tutulma geçirdik. Bir taraftan bizde kalabalıklarla alakalı bir durum söz konusuydu 5 Haziran'da.
bu tutulmaları çünkü hep bir arada düşünmek gerekir. Arada 6 ay olması hiçbir şey ifade etmez. Yani bir arada düşünülmelidir. Bir yandan da yine bütün dünyayı ilgilendirecek bir şekilde kova burcu konsepti çerçevesinde bir kavuşumla karşılaşıyoruz. Jüpiter ve Satürn gibi iki büyük gök cisminin kavuşumuyla karşılaşıyoruz. Bu kalabalıkları ilgilendiriyor. Şimdi astrolojide göstergeler oldukları an, o an orada bir şey olacak şeklinde değerlendirilmezler. Bu kadar önemli bir kavuşum çok büyük bir zaman dilimini anlatır. Yani biz bu 20, her ne kadar 21 Aralık olursa olsun sadece 6 ay kaldığı için oraya biz gitgide artacak olaylar çerçevesinde bunu deneyimliyor olacağız bu anlamda. Ve bu bence koronavirüsüyle ve elimizdeki pandemiyle birebir alakalı. Dolayısıyla bu bir hayli sıkıntılı bir durum. Bir de Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti haritasının 8. evine denk geliyor Kova burcu. 8. evin konularının ne olduğunu hatırlayalım. Fiziksel ölüm, başkalarına ait kaynaklar, finans, krediler, borçlar, alacak verecek ilişkileri, değişimler, dönüşümler ve 2-8 aksında ekonomiyi çok fazla ilgilendiriyor. Hani zaten iyi bir ekonomimiz yoktu bu arada. Bütün dünya olarak ekonomimizin sıkıntıya girmesi söz konusu. Ama en çok altını çizmek istediğim şey bu başında söylediğim şu geriye dönük 3 ay içerisinde insanları evde tutmayı beceremeyen devlet organizasyonlarımızın bütün dünyada, Amerika'da, Türkiye'de, her yerde bu insan ve insanlığa dair organizasyonumuzun sınıfta kalmış olmasıyla ilgili astrolojik göstergeler bunlar. Dolayısıyla bizim hem niyet olarak hem de aktif olarak insan organizasyonu ile ilgili bir çaba göstermemiz gerekiyor. Ben yine çok ümitli değilim. Tarih boyunca bu anlamda birçok felaket yaşadı insanlık. Daha 20. yüzyılda 2 tane büyük dünya savaşı yaşandı. Buna rağmen insan organizasyonu hala daha zayıf. Buna rağmen bugün günümüzde hala her gün çok sayıda insan açlıktan ölüyor. Bu organizasyonu beceremiyoruz. Yani bu organizasyonsuzluğun ne kadar büyük bir gerilik olduğunu da bir şekilde anlamamız gerekiyor. Şimdi bütün bunları bir özet olarak anlattım. Bu özetleri elimden geldiğince geçmeye devam edeceğim. Bugünlük müsaadenizi istiyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.